Arkadaşlar merhaba ben işte Hoca sıfırdan paragraf kampında geldik 15. güne 15. günde hangi soruya karşılık söylenmiştir soru tarzını konuşacağız Yani hocam yav diyalog tamamlama olarak gelen tek başına mutlaka sorulan hangi soruya karşılık söylenmiştir Sorunun taktiğini bilmiyorsak inanılmaz vakit kaybederiz ben size onu söyleyeyim Metni veriyor hangi soruya karşılık söylenmiştir Abi Adana'yı deniyorsun Bursa'yı deniyorsun aman yarabbim Ceyhan'ı deniyor cevap Edirne ise zaten ayrı bir rezillik Adana bakıyor belki olabilir, Bursa'ya bakıyor biraz dursun, Ceyhan'a bakıyor olan olma ihtimal çok yüksek. Tam bir rezilliktir. Deneme, yanılma bu soruda tam bir rezilliktir. Yapacağınız tek şey taktik bilmek. Tek şey bu. E o zaman hadi hocam uzattık. Hemen başlayalım. İşte hangi soruya karşılık söylenmiştir? Soru tarzının son 6 yıldaki analizi arkadaşlar. 18 ve 19 boş geçirmiş. Tamam. Eyvallah. Mutlaka ama mutlaka artı bir net geleceğini lütfen söyleyelim arkadaşlar burada. Yani 18'i boş geçmişler hemen bir kalemimiz gelsin. 19 boş geçilmiş. 20'de bir adet 21'de bir adet bir boş geçme var. 23'te bir daha. Şimdi arkadaşlar çok net söylüyorum. Diyalog tamamlama hangi soruya karşılık söylenmiştir? Bu iki soru tarzı mutlaka karşımıza gelecek arkadaşlar. Bir şekilde cebinize koymanızda fayda var. Ha birinden birini eleyebilir, ikisini bir arada sorabilir ama bu soru tarzını çok iyi anlamalısınız ki diyalog soru tarzında soru işareti olmasın. E o zaman hadi küçültelim hocam şöyle bir bir taktik köşesine bakalım. Nedir ne değildir? Neye dikkat etmemiz lazım? Evet taktik köşesinde arkadaşlar aslında net olarak şunu yapmalısınız demeye çalışıyoruz. Bakın bu soru tarzı arkadaşlar diyalog tamamlama soru tarzıyla aynı kazanımı ölçecek. Yani orada neye dikkat etmeniz gerekiyorsa burada da aynı şeyi sizden isteyeceğiz. Özellikle parçanın ilk birkaç sözcüğü, ilk birkaç cümlesi fazlasıyla faydalı olacak. İpucu burası arkadaşlar. Metnin tamamını okursanız zaten yaparsınız. Abi mesele okumadan yapmak. Bütün mesele bu. Hiçbir şey okumadan yapmak. Bütün mesele bu. Ne kadar hızlı yapabilirsiniz. Ya Allah aşkına şimdi metnin tamamını okuduktan sonra zaten anlarsın. Şıklara geçince zaten yaparsın. E bunu herkes yapıyor. Senin farkın ne? Senin farkın şu olmadı hocam. Upuzun bir metin ben iki cümle okudum. Ben üç cümle okudum. Herkes tamamını okudu. Ben birkaç cümle okudum. Senin farkın bu olmalı. Yoksa bir anlamı yok ki hiçbir şey. Okursun zaten yaparsın. Abi okuyup da anlamayacak bir adam yok aramızda. Net. Orada kesiniz. O yüzden sizden ricam ne kadar kaçabiliriz okumaktan tüm kaygımız bu paragraf sorularında. Bakın dikkat ne diyor. Bazen de özelden gelene doğru anlatım yapılır ve son cümlede sorunun karşılığı. Hmm, bak işte bu da açık kapıdır. Bu da yaptığımız yapacağımız anlatımın açık kapısıdır. Onu da burada kapatmış olduk. Yani taktik köşesinde aslında hem can alıcı taktiği veriyoruz hem de açık kapısını söylüyoruz. Bazen arkadaşlar son ana kadar okutabilir. Bunu nasıl anlayacağız? Bunu anlamanın tek bir yolu var arkadaşlar. İlk birkaç cümle okunur. Giriş kısmı şıklar denenir. Baktın ki hiçbir soru karşılığı yok belli ki sona atılmış. Azıcık ilerler artık devam edersin. O zaman tabii ki okumamızı isteyecek. Ama yapacağınız ilk hamle mutlaka ilk birkaç cümle sonrası sorulara gitmek. Peki soru kalıpları neler hocam? Bu soru tarzı karşımıza nasıl geliyor? Hemen ona bakalım. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? Güzel. Bir böyle geliyor hocam. Bunu zaten biliyoruz. Hakimiz. Bir de bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? <laughs> yani inşallah İkisi de gelsin sıkıntı yok da ikinci soru tarzının sorulma ihtimali düşük olur. Yani bu biraz daha sıkıntılı çünkü tek tek sorulara tek tek bakman gerekecek. Önce tabii ki şıklara bakacağız, soruları bir alacağız, metne gideceğiz ama yine de eleme yapmak her zaman zaman kaybettirir. Doğal olarak burada inşallah diyoruz ki ilk soru tarzı gelen şu soru tarzı çok daha rahattır. Ama hangisi gelirse gelsin taktikler affetmez hocam biliyorsunuz. Peki haydi uzattık soruyu şöyle bir yaklaştıralım İlk sorumuzla bir karşılaşalım bir örnek soru görelim oturtalım taktiğimizi sonra geçelim temel atma testine olur mu? Haydi başlıyoruz. Hangi soruya karşılık söylenmiş olabilir diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi bir sürü soru var eyvallah da. Ben şurayı bir okumaya çalışacağım. Yani metni en azından bir yavaş yavaş ortalayacağım. Bir anlamaya çalışacağım. Geçen gün olmazsa sonra gideceğim. Geçen gün Ahmet Ümit'le diyor bir kafede karşılaştık. Bir hayranı geldi ve ona takdirleri iletti. Ardından Ahmet Ümit'e şöyle bir soru yöneltti. Beyoğlu'nun en güzel abisinin devamı ne zaman gelecek? Gülümsedim ve cevap bekledim. Ahmet Ümit sakin bir şekilde söyledi dedi. Şöyle dedi. Orhan Pamuk da aynı şeyi sordu. Bakalım ne zaman yazacağım falan filan devam ediyor. Güzel eyvallah. Yazarlar arasında eserlerin benzer olması nasıl algılanır? Eserlerin benzer olması benzer eser vurgusu göremiyoruz. Aynı coğrafyanın yazarların neden benzer konuları ele alır? Aynı coğrafya derken o da yok. Coğrafyanın C'si yok bir kere. Bir yazarın eserinin başka bir yazarla özdeşleştirmesini ne ifade eder? Fena değil arkadaşlar. Yani iddialı iddialı. Çünkü... Hani Orhan Pamuk da aynı şeyi sorul. Bakalım ne zaman yazacağım. Biz aynı dönemin yazarları olarak falan filan diyor. Kendileri ne yapıyor? Özdeşleştiriyor. Aslında biraz cevabı böyle şuralara bir yerlere saklamış gibi değil mi? Sonlara atmış biraz cevabı. Bakın dikkat. Çünkü ilk birkaç satırdan çıkaramadım. Sonlara doğru ilerleyince metin netleşti arkadaşlar. İşte taktik köşesinde söylediğim açık kapı arkadaşlar şurası. Çoğunlukla ilk cümle yeterli oluyor. Zaman zaman son kısma atılabilir. O yüzden böyle bir ters köşe soruyla başlamak istedim. Dikkat çekmek adına arkadaşlar. Açık bırakmamalıyız. Sıfırdan paragraf kampının mantığı bu zaten. Taktik bu. %99 bunu yaparsın ama %1'i ne yapacağız? İşte %1 de bu demek istiyoruz aslında. Yani açık bırakmadan bu kampı bitirmiş olacağız. Peki hocam. Yazarlar arasındaki dostluklar dostluğu geçtim. Aynı edebi çevreye dahil olan yazarlar. Evet, eyvallah. Başka bir yazarla özdeşleştirme. Yani biz aynı dönemin yazarları olarak benzer temaları evet onunla bir anlamda kendini özdeşleştirme durum var. Doğru cevap Ceyhan olacak. Zor bir soru onu söyleyeyim. Gerçekten sağlam bir soruydu. Evet, temel atma testindeyiz arkadaşlar. Temel atma testinde ilk sorudayız. Ben de hemen kitabımı açtım. Hemen bakalım. Hangi soruya karşılık söylenmiş olabilir? Ne yapacağım? Şöyle biraz ilerleyeceğim. Metni azıcık anladıktan sonra sorulara geçeceğim. Eğer herhangi bir soru bana göz kırpmazsa metni okumaya devam edeceğim. Bakın ne diyor. 20. yüzyılın başlarında sinema, yapım, sinema yapımcıları psikiyatri adını verdikleri yeni bir meslek keşfettiler. Bu mesleğe duyulan ilgi bu konuyla ilgili birçok film yapılmasına yol açtı. Yeni keşfedilen bu meslek zaman zaman aslında benzese de çoğunlukla sinemanın kendi yarattığı bir meslek türü olarak ortaya konulmaya başlandı. Adana. Psikiyatri, sinemaya nasıl girmeye başlamıştır? Evet bazı sinema yapımcıları böyle bir ad vermişler ve yavaş yavaş filme katmışlar filmleri. Doğru cevap kesinlikle Adana. Yüzde yüz Adana. Ben çünkü nereye bakacağımı biliyorum. Taktiğe hakimim. Olay budur. Bitti. Devamına gerek var mı okumaya? Yok. Sınavdaysanız eğer sınavda çözüyorsanız denemedir, gerçek sınavdır vesairedir. Saniyesinde işaretleyip geçmelisiniz. Asla burada sağlama yapmamalısınız. Ama tabii ki burada beraber çözdüğümüz için testi diğer şıklar neden olmaz açıklamak zorundayım. Dikkat. Psikoloji ve sinemanın ilk defa karşılaşması ne zaman olmuştu? Psikoloji. Yok psikoloji falan yok. İnsan psikolojisine değinme fikri sinemayı neden etkilemiştir? Ya şu yüzden etkilemiştir demiyor. Şu nasıl girdiğini söylüyor. Sinemanın en çok ilişkide bulunduğu bilim dalı hangisidir? Bilmem. Psikiyatri ve sinemanın diyor birbirinden ayrılan yönleri ne, nelerdir ona da saygı duyuyorum. Ayrılan işte farklı yönler benzer yönler şöyle de hayır. Psikiyatri nasıl geldi abi ortaya nasıl çıktı onu anlatıyor. Adana kesinlikle doğru Buradan da işaret edelim. Geldim hocam. İkinci soruya bakalım. A mı B mi C mi D mi mi hocam. Bu parçada geçen. Başka bir dil konuşmak insanın karakterini değiştirir mi? Sorusuna verilen cevaplarla ilgili. Aşağıdaki hangisi söylenemez? Abi böyle bir soru olabilir mi ya? Dehşet zor. Soru tarzı dehşet zor değil mi? Ama taktik ortada bak ne yapıyoruz. Başka bir dil konuşmak insanın karakterini değiştirir mi? Diye bir soru sorulmuş. Bu soruya bir cevap verilmiş yukarıda şurada süper. Hangisi söylenemez diyor. E ne yapacağız? Bu olumsuz soru abi. Ben olumsuz sorularda önce seçenek okunması gerektiğini söyledim. E tamam bu taktik cebimize zaten. Hemen olumsuz soru taktiğini devreye sokuyoruz. İnsanlar yabancı bir dili konuşurken diyor. Düşünme sistemlerinde farklılık olur. Tamam düşünme sistemlerinde farklılık Güzel. Japonca İngilizceden farklı olduğu için insanlar kişiliklerine uygun davranmayabilir. Tamam. Kişiliklerine uygun davranmama. Farklı dilleri konuşmanın kişiliğe etkisinin doğru olduğu diyor. Kesin değildir. Tamam. Kişiliğe etkisinin olduğu kesin değildir. Kişilik değişimiyle de, dillerin etkisi konusu uzun yıllardır insanları meşgul etmiştir. Evet dillerin etkisi. Tamam. Ya yani bu Ceyhan Denizli buna yakın cevaplar zaten. Davranış değişikliği nedenlerinden bir de yeni bir dil öğrenmektir diyor. Tamam yeni bir dil davranış değişikliği. Başlıyoruz arkadaşlar hangisi söylenemez. Başka bir dil konuşmak insanın karakterini değiştirir mi? Acaba bir lisan bir insan ya da bir lisan öğrenmek yeni bir ruh edinmektir değişlerinde. Yeni bir dil öğrenmeye övgüde bulunmanın ötesinde bir şey kastedilmiş olabilir mi? Evet karakter vurgusu var bu kastedilebilir mi ifadesi. Ceyhan ve Denizli gibi seçenekleri çok rahat eletir bana hocam. Çünkü hepsinde karakter vurgusu var. Hepsinde kişilik vurgusu var. Gayet net gidiyoruz. Devam ediyorum. Yeni bir dil öğrenmek bölünmüş ve çokluk çokluk kişilik yapısının ortaya çıkacağını garanti etmez ama insanın düşünme sistemini etkilediğinden tamam. Yani neyi istiyoruz aslında? Adanayı ne yapıyoruz? Elenmemiz gerektiğini anlıyoruz. Devam. Ne diyor? Etkilediğinden bazı davranış değişikliklerine yol açabilir. Ha, davranış değişikliği. Edirne bitti. Doğru cevap kesinlikle Bursa olacak. Bakın bu da çok önemli. Abi soru tarzı çok önemli. Söylenemez diyor olumsuz soru. Seçenekleri okumak durumundayız arkadaşlar. Seçenekleri okuyarak başlarsanız soru birkaç saniyenizi alır. Metne bakar sonra şıklara dönerseniz seçeneklere birkaç dakikanızı alır. Hangisinin karşılığı olabilir? Hocam ben ilk birkaç satırı okurum bir denerim. Olmazsa yürürüm. %99 olur. Evrendeki çift yıldızlı gezegen sistemlerini incelediğimizde birbirine yakın iki tane yıldızın etrafında böyle bir gezegen oluşabilmesi için gezegenin bu iki yıldızın yörüngesinin dışında olması gerektiğini görüyoruz. Kepler 16b'de böyle bir gezegen çift yıldızı olmasına rağmen yıldızlarından gelen ışık gezegenin yüzeyini yeterince ısıtamadığı için diyor gezegen son derece soğuk. Yani. Evet devam ediyorum. Güneş benzeri yıldızların gezegenler üzerindeki etkisi nedir diyor. Yani burada zaten çift yıldız. Yıldız sonuçta güneşte bir yıldız yani. Güneş anlatıyor belli ki. Zaten metinde hiç güneş geçmiyor şöyle baktığımız zaman. Sonlarda güneş yok. Ama ışıklarda güneş yok fazla. Belli ki yıldız vurgusu o. Çift yıldız olmasına rağmen bakın şurada aslında cevap gizli gibi. Yıldızlarından diyor gelen ışık gezegenin yüzeyini yeterince ısıtamadığı için gezegen son derece soğuk. Yani güneşten bahsediyor. Yıldızdan bahsediyor belli ki. Uzaklığı, yakınlığı ve soğukluğu vurgusu var. Hemen bakalım isterseniz. Güneş benzeri yıldızların gezegenler üzerine geldikçe fena değil eyvallah. Dünya başka yıldız sistemlerinde bulunsaydı nasıl o yıldız sistemlerinden bahsetmişti diğer yıldız sistemlerinden. Yörünge dışına çıkan gezegenlerdeki hava koşulu yörünge dışına çıkmak yok. Dünyadaki mevsim koşullarını tamamen değiş tamamen değiştirme hiç yok arkadaşlar. Bir değil de iki tane güneşimiz olsaydı ne olurdu? Evet çift yıldızı olmasına rağmen vurgusu aslında iki tane güneş vurgusunu da bize hissettirdi. Doğru cevap Adana olacak. Güzel soru kapalı soru ama onu söyleyeyim. Peki hocam. Hangisinin cevabı yoktur diyor. Bakın dördüncü sorudayız. Dört farklı soru tarzı neredeyse. Bir ve iki sanki. Oho kalem malem böyle biz dağıtırsak. Evet tamam. Bir ve iki de sanki böyle bir yakınlık vardı. Bir bakalım hangisine karşılık? Evet, hangisinin kar 1 2 birbirinin benzeri, 3 tamamen başka, 4 bambaşka bir soru tarzı zaten. Demiştik. Çok böyle karşılaştığımız zaman bizi zorlayabilir bir soru tarzıdır ama burada yapacağımız şey belli arkadaşlar. Olumsuz soru. Bakın dikkat. Yoktur diyor. Soru kökü olumsuz. Önce soruları almam lazım. Yani önce seçeneklerle başlamak zorundayım arkadaşlar. Eğer hızlı çözmek istiyorsam tabii ki. Hemen bakalım. Bakın. Sadece şıkları kaç saniyede eleyebiliyoruz ya da kaç saniyede şıklardan bir şey yapabiliriz işaretleme yapabiliriz bakın dikkat. Bağışıklık konusunda bireysel farklılıklar var mıdır? Bireysel farklılıklar. Bağışıklığın doğası yaşla birlikte değişimi, yaşla birlikte değişim. Bağışıklığın doğası bireysel çaba ile değişim, mi? bireysel çaba. Virüsler ve bakteriler vücudun bağışıklığını etkileyebilir mi? Bağışıklık eyvallah. Genetik özellikler farklı bağışıklıklara yol açabilir mi? Genetik özellik. Bitti. En fazla 10 saniye arkadaşlar almaz bile 10 saniye. Yani sizin anahtar kelime işareti yapmanız 10 saniyenizi bile almaz. Seri bir şekilde tak tak tak. E hocam hiçbir aklımda kalmadı. Benim de aklımda kalmadı. Hiçbir şey hatırlamıyorum ben şu an şıklara bakmadığım zaman. Ne yapacağım? Yoktur soruya bakacağım. Tekrar şıklara göz atacağım. Bireysel farklılık, yaşla birlikte, bireysel çaba, bağışıklığı etkileme ve genetik özellikler. Tamamdır hocam eyvallah. Şimdi başlıyorum. Bakalım neye ulaşabileceğim. İnsanlar arasındaki büyük farklılıklar bağışıklık sistemin ne kadar iyi ya da kötü çalıştığını gösterebilir. Bakın, insanlar arasındaki büyük farklılıklar. Yani Adana'daki bireysel farklılıklar. Bitti abi bitti. Devam etmeye gerek yok. Ya okuyacağız tabii can. Doğru cevaba gideceğiz ama bu çok net var. Ben önce seçenekleri okumasaydım bu cümlenin ilk cümlenin benim için ne gibi bir anlam ifade ettiğini söyleyecektik hiçbir şey. Bomboş. İlk cümle okuyorum abi ne dediği belli değil. Saçma zapan bir cümle. Saçma zapan. Saçmalık. Ama ben şıkları okudum, İlk cümle artık benim için o kadar anlamlı ki Adana ile hemen bağdaştırdım. Bakın devam ediyorum arkadaşlar. Tabi bir yandan da gözüm şıklarda. Bu arada şıklara da ara ara bakıyorum unutmamak adına seçenekleri, anahtar kelimeleri. 2018'de Fransa'daki Pasteur Enstitüsü'nden araştırmacılar 20 ile 69 yaşlar arasındaki bin erkek ve kadının kanındaki bağışıklık hücrelerini analiz etti. Bakın dikkat ne yapıyor? 20 ila 69 yaş arası yani aslında yaşla birlikte değişip değişmeme vurgusunu da görüyorum ben burada. E bu da çok mantıklı gelmeye başladı bana süper abi çok iyi gidiyoruz bu İstediğimiz bu değil mi daha zaten daha iki cümle okuduk iki şık gitti sınavda ben sana söyleyeyim iki cümle okuyup 4-5 şık eyleyeceksin direkt cevaba gideceksin F diyeceksin hatta Edirne'ye bir de F ekleyip F'yi doğru cevap yapacaksın o kadar net devam sonuçlar yaşla birlikte bağışıklığın azaldığını düşündüren önemli bireysel farklar olduğunu göstermiştir eyvallah tamamdır. Ne diyor? Bununla birlikte aynı yaşta bile bağışıklık sisteminin önemli ölçüde değiştiğini e, tamamdır. Yani bağışıklık sistemi vurgusu var de tespit etmişlerdir. Bilim insanları bunun kısmen yaşamımız boyunca temas ettiği virüs ve bakterilerin. ha Virüs bakteri ve neredesin arıyorum bağışıklık nerede var? Hah burada bağışıklık. Yani denizliği ben saniyesinde elemiyor muyum? Abi bitti bu. Bu. Devam. Yaşamımızın ilerleyen dönemlerinde edindiğimiz bağışıklık sisteminin yapısını değiştirmemesinden kaynaklanıyor. Kaynaklanan inanıyor. Kalıtım ya da bağışıklık önemli bir faktördür. Pastörün ekibi insanların doğuştan gelen. ha genetik. Doğru cevap kesinlikle Edirne. Yani önce seçenekten gitme olumsuz sorularda önce seçenekten gitme soru tarzının sekme ihtimali yok. Yanlış yaptırma ihtimali hiç yok. Çünkü siz bir seçeneği elemeye karar verdiğinizde yukarıda görmüş olmanız lazım. Olumsuz sorularda A'yı eliyor musun? Niye eliyorsun? Yukarıda gördüm hocam çünkü. O yüzden eliyorum. Yani cevap Ceyhan. Tamam. Neden? Çünkü ben Adana'yı, Bursa'yı, Denizli'yi bariz gördüm eledim demek istiyorsun değil mi? Olay bu. Yani sizden ricam olumsuz sorularda seçeneklerden gitme taktiğini lütfen oturtun. Ve bu soru tarzına 1-2 hafta süre verin. İyice otursun. Hocam yapamıyorum zorlanıyorum. Evet çok normal çünkü ilk defa duyuyorsun çok uç şeyler bunlar. 15-20 saniye indiren şeyler. O yüzden sizden ricam acele etmeyin sistemi oturtun. Ondan sonra zaten ne çözerseniz çözün. Önce çıkmış sorular ama. Taktikleri önce çıkmış sorularda uygulamak zorundayız. Çünkü sizin kendinizin görmesi lazım bunları. Hocam sen ilk cümle dedin güzel burada çözdüm çözdüm başka kitapta başka kitap değil. Taktiği alacaksın çıkmış soru çözeceksin. Çünkü benim şu ana kadar savunduğum şey yıllardır savunduğum şey şu. Taktikler çıkmış sorulardan çıkardığım şeyler. Yani piyasada küçük kitap, bu kitap, ha, bu güzel, bunu da alayım, onu da alayım. Ne yapmışlar, bunu yapmışlar, tam bunu anlatayım. Hayır, böyle çıkmadı ortaya bunlar. Bu taktiklerin tamamı yıllardır anlattığım, 50'ye yakın kitap üzerinde anlattığım, 40 bin üzerinde soru yazdığımız kitaplarda anlattığım taktiklerin tamamı çıkmış sorulardan aldığım şeylerdir. Yani ulan bu kesin böyle yazıyor, dur dur ben de böyle. Değil. Adam çıkmış soruda bunu yapmış abi. Hangi soruya karşılık 10 sorunun 10'unda da ilk cümle bitti. İkinci cümleye gerek yok. İkinci cümleyi dahi okumuyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir sınav sorusunda. Ales, DGS, KPS, TYT, AYT, LGS ne varsa. MSÜ hiç affetme yani. İlk bir iki cümle, bir iki cümle, bir üçüncü cümleye bile gelmiyoruz. Yarılamıyoruz metni yani. O yüzden çıkmış sorulardan aldığım için bu taktikleri yıllardır çıkmış soruları öneriyorum. Tabii ki benim kitapları beraber taktikleri oturtmak için çözeceğiz. Taktikleri orada göreceğiz. Sorularda tak 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 uygulayacağız ki taktikler otursun. Ha anladım hocam. Ben yani taktiği uygulayabildim bu sorularda. Tamam iyice oturdu anladım. Dur bakalım şimdi uyuyor mu acaba? Sınav sorusu abi. Mesele sınav sorusunda yapabilmeniz. Yoksa piyasadaki A kitabı B kitabı orada uygulayabilmişsin. Hiç önemi yok ki. Uygulasan ne olacak uygulamasan ne olacak? Bütün mesele sınav sorularıdır. Sınav sorularını çatır çatır uygulayacaksın ki o tamam hocam vallahi ben son 10 yılda denedim. Müthiş de gitti. Bütün sınavlarda denedim hatta. Üşenmedim. Çok iyi gitti hocam. Demek ki ben 2024'te de şov yapacağım. Bu kadar basit. İçiniz rahat olsun çok çok önemlidir. Saniyesinde çözmeye ihtiyacımız var. Türkçeyi 40 dakikanın altına çok rahat çekmemiz lazım. 30-35 dakika bandı hedefimiz arkadaşlar. Hele ki bu kamp sonrası net hedefimiz bu yani. Evet arkadaşlar geldik 5. soruya başlarsak sonra hangisine karşılık söylenmiş olabilir diyor. Hangisine karşılık eyvallah hocam tamamdır. Hem jeopolitik hem de coğrafi konum sebebiyle kültürel anlamda oldukça zengin bir ülke olan Türkiye. Coğrafi konu avantajını aynı zamanda tarımsal üretimde de tamam tarımsal üretim vurgusunu hissettik. Kullanabiliyor ABD'den sonra dünyada ekolojik zenginliğe sahip ülkelerin başına gelmesi birçok tarım ürününü yetiştirmesine olanak sağlıyor. E tamam tarım ürününle ilgili bir şey. Sebze üretiminin ülkeler ekonomisi yani sebze üretimi güzel de ülkelerin ekonomisine katkısı ya çok genel bir şey bu. Türkiye ABD falan dedi bütün ülkeler değil. Yani... Adana çok genel bir soru. Coğrafi konum Türkiye'ye ne gibi faydalar sağlamaktadır? Bu daha da genel. Coğrafi konum dediği zaman her şey akla gelir yani ne alaka değil mi? Çok 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 genel bir soru bu. Türkiye sebze üretiminde dünyada en önemli ülke olabilir mi? E, yani olabilir ya da olamaz falan. Yani ya <laughs> jeopolitik ve coğrafi konum diye başlamazsın bu soruya. Olabilir olamaz dersin bu kadar. Bunu da geç. İklim çeşitliliği olan Türkiye tarımda bunu değine çevirebiliyor mu? İklim çeşitliliği vurgusu yoktu değil mi? Yani coğrafi konum falan biraz iklim çeşitliliğini hatırlatır. iklimi hatırlatır da iklim çeşitliliği vurgusu çok daha nokta atışı olmuş. Orada vermemiş oldu. Belki devamı da verdi ama orası bizi ilgilendirmez. İlk birkaç satır. Sebze üretiminde Türkiye dünya sıralamasında nerededir? Evet güzel ABD'den sonra vesaire vesaire ilk 10'da 5'te 3'te Edirne gayet sığ ve nokta atış bir sorudur. Doğru cevap kesinlikle Edirne'dir arkadaşlar. Zaten orada ABD'den sonra falan filan derken bir sıralama hissettirdi zaten. <laughs> e o zaman haydi altını sorudayız arkadaşlar. Bakalım ne diyor? Hangi parça hangi soruya karşılık söylenmiştir bu parça diyor. Bakalım. Cildimiz tamamen esnek bir yapıda değil. Ve bu yüzden fazla gerildiğinde kolajen dokusunda mikroskobik ölçekte yırtıklar oluşuyor. Vücudumuz bunların çoğunu iyileştirse de bazen yeni kolajen teller gereğinden uzun olabiliyor. Güzel tamam Kolejenlerin vücudumuz için önemi nedir? Saygı duyarım. Cildimizin kırışma sebebi ne olabilir? Heh, eyvallah. Yırtıkların oluşması değil mi? Çizgiler, karışıklar Eyvallah hocam. Çok güzel bir soru olabilir bu. Bu cevap olabilir, bu sorunun cevabı olabilir. Vücudun yenilenemediği şeyler nelerdir? <laughs> yenileyemediği şeyler orada yırtıklardan bahsediyor yenileyemediğini geçtim. Yaşlanmanın en önemli yaşlanma hiç yok ortada zaten. Belki devamında var ama orası bizi ilgilendirmiyordu. Vücutta bulunan dokular hangi durumlarda yıpranır? Yıpranma değil yırtık yırtık yırtık. Ya yani biraz olsun kırışmadan bahsediyor değil mi? kolajen falan biraz da bilgi gerekiyor mu? Yok yani ne bileceksin ya yırtık mırtık işte tamam. Nerede çizgi falan dersin kırışık dersin. Hani böyle çok nokta atış acaba bir şey bilmemizi istiyor mu bu soru? Hayır. Bursa gayet yerinde arkadaşlar. Kırışıklar bayağı bildiğiniz yırtıklarla karşılanmış. Evet temel atma testindeyiz arkadaşlar. Yeni sorudayız. <laughs> Aşağıdaki soruda hangisine karşılık söylenmiş olmaz. Olumsuz soru kökü. Seçenekle başlamak durumundayız arkadaşlar. Farklı coğrafyaların yemek kültürleri nasıl etkilenir diyor. Nasıl şekillenir diyor. Yemek kültürleri güzel. Tarihsel olaylar mutfakları nasıl etkiler? Tarihsel olayların mutfağı etkisi. Şeflerin yaratıcı süreçleri nelerdir? Şeflerin yaratıcı süreçleri. Ticari ve kültürel etkileşimler mutfakta nasıl izler bırakır diyor. Ticari ve kültürel etkileşimler. Farklı bölgelerin özgün tatları nasıl ortaya çıkar? Özgün tatlar nasıl ortaya çıkar? Bu gastronominin diyor tarihsel süreçteki yeri hakkında bir değerlendirmedir. Şefler ve gıda bilimciler yemek kültürünün farklı coğrafyalarda nasıl şekillendiğini A seçeneği gitti ve tarihsel olayların mutfakları nasıl yansıdığı işler. Ya Bursa'da gitti çok net bunu da hissediyoruz. Farklı bölgelerin özgün tatları Edirne, geçmişte yaşanan ticari ve kültürel etkileşimlerin Denizli. Doğru cevap çok net bir şekilde Ceyhan arkadaşlar. Hepsini gördük, hepsini gördük. Geldik 8'e arkadaşlar haydi küçülttük onu da. Evet harika. Hangi soruya karşılık söylenmiş olabilir? Mis. Bakın ne kadar eğlenceli değil mi aslında soruya bakış? Abi bütün mesele bu. Ben neresini okuyacağımı biliyorum. Yani benim şu kısımda iğrenmeyeceğim kesin abi net. O yüzden ben 1 iki cümle görüyorum şu an. Sen burada kaç satır görüyorsun? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Şimdi taktik bilmeyen bir vatandaş tam 11 satır görür bu soru için. Taktik bilen vatandaş en fazla 4 5 satır görür. Bit. Ya buraya bakacağını sen biliyorsan artık cevabı zorlar bir şekilde bulursun ya. Bir şekilde zorlarsın. Ya adam o kadar anlattı. Dünya kadar kitap, dünya kadar anlattı. Videolar, videolar. Yani bir bakalım abi. Bir, ilk, birkaç satıra bir bakalım, bir deneyelim. Olmadı mı? Zorlayalım. Oturtalım bu sistemi, oturtalım. Net. Hadi gel bakalım. Türkiye'nin edebiyat ve sanat tarihinde birçok değerli isim bulunmaktadır. Bu isimler eserleriyle sadece Türkiye'yi değil, dünya edebiyatını ve sanatını da etkilemişlerdir. Özellikle 20. yüzyıl başlarında ortaya çıkan yenilikçi akımlar birçok Türk yazarını ve sanatçısını derinden etkileyerek eserlerini bu yönde şekillendirmiştir. Şimdi de örnek veriyor. Örnek umurumuzda değil abi. Örnek umurumuzda değil. Anladık bu metin ne anlattığını anladık. Çok iyi anladık. Çünkü metnin ilk birkaç cümlesi metnin konusunu verir. Bitti. Deneyeceğim, bulacağım abi. 20. yüzyılın başlarında Türkiye'de hangi edebi akımlar? Edebi akım hiç yok ortada. Yani akımlar geçti de şu edebi akımlar diye bir giriş değil bu. Bu o giriş değil yani. Bak ne diyor? Birçok değerli isim abi yazarla, şairle ilgili bir şey söylemeli bana. Yani sen bana akımla ilgili bir şey soracaksın. Ben de diyeceğim ki vallahi edebiyatımızda birçok isim var. Öncelikle onları bir anlatayım sonra geliriz akıma. Mı diyeceğim yani? Hayır. Türkiye'nin kültürel mirası ne kültürel mirası abi? Geç Orhan Pamuk. Hani Orhan Pamuk? Nerede geçti? Yok. Hocam burada bir tane geçiyor. E onun yanında Yaşar Kemal de var. Şimdi sen bana Orhan Pamuk'u soracaksın. Ben sana Nazım Hikmet'le mi başlama anlatmaya? Ne alakadır? Metinle hiç alakası yok Ceyhan'ın. Zerre kadar yok. Yani C şıkkını boş bıraksak daha iyi yani. Türk yazarları tam o kadar değil. Evet. Türk yazarları uluslararası alanda nasıl tanınmış? Uluslararası alan derken Edirne <laughs> Türkiye'nin sanat ve edebiyatta en önemli temsilcileri kimlerdir? Bir tabi bir çok değerli isim. Kim abi bunlar? Nazım Hikmet, Yaşar Kemal. E say ondan sonra sayarsın. Edirne benim doğru cevap. Bu Net olarak bu içiniz çok rahat olsun. Peki hocam haydi geldik 9. soruya temel atma testindeyiz. Yavaş yavaş zorluyoruz. Hangisinin cevabını vermemektedir kardeşim diyor. Olumsuz soru kökü. Seçeneklerle başlıyorum. Çocuk eğitiminin hangi yönleri toplumsal sorumluluk bilincini kazandırmak? Toplumsal sorumluluk bilinci. Sorumluluk bilinci. Erken çocukluk eğitiminin bireyin yaşamındaki rolü nedir? Erken çocukluk eğitimi. Güzel. Çocuk eğitimi neden kritik bir konu olarak kabul edilir? Neden kritik bir konu? Tamam. Çocukların hangi yaşlarda yabancı dil öğrenmeleri en etkilidir diyor. Hangi yaşlarda yabancı dil öğrenme? Tamam. Kaliteli bir erken çocukluk eğitimi nasıl fayda sağlar diyor. Tamam. Nasıl fayda sağlayacağı? Bakın Bursa ve Edirne birbirine çok yakın değil mi? Şıklar arasındaki ilişki bile aslında baya baya. Ben yani Bursa ve Edirne'nin yakın olduğunu, birbirini elediğini aslında söyleyebiliyorum. Peki devam. Hadi bakalım arkadaşlar. Bakalım hangisinin cevabını vermemekteymiş. Başlıyoruz çocukluk, çocuk eğitimi toplumların geleceği açısından son derece kritik bir konudur. Eğitim insanların, çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini destekler. Yani aslında neden kritik bir konuyu açıklamaya başladı? Ceyhan gitti. Bunun yanı sıra çocukların dünyayı daha iyi anlamalarını, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerini ve toplumsal sorumluluk bilinci kazanmalarını sağlar. A <laughs> seçeneği de gitti. Özellikle erken çocukluk eğitimi bireyin yaşamının ilerleyen dönemlerdeki başarısında büyük rol oynar. Erken çocukluk eğitiminin dikkat ne gibi bir fayda sağlayacağı yani Bursa'yı bariz bir şekilde eletmiyor mu? Evet doğru eletiyor hocam. Aynı zamanda kaliteli bir erken çocukluk eğitimi nasıl fayda sağlar? Bursa gittiyse Edirne'de zaten neredeyse ona yakın o da gitti. Denizli benim doğru cevabım. Hangi yaşlarda yabancı dil vurgusu yok. E hocam azıcık devam etseydik devam edersek bütün şıklar doğru olacak. Bu. <laughs> sıkıntı bu zaten. Devam ettiğiniz an itibariyle kafada şu oluşuyor. Zihin diyor ki, beyin diyor ki, ya diyor sen A'yı, B'yi, C'yi, e E'yi eledin. Yani Denizli kaldı geriye. Neden devam ediyorsun? Sen diyorsun ki boş ver zihin, sen biraz bekle, sen karışma. Ben bir okuyayım diyorsun. Şuraya kadar zaten gelmişsin. Bir de şu kısmı okuyarak zihne ihanet ediyoruz. Yani diyoruz ki kardeşim sen bir dur. Zihinde diyor ki sen misin bana bunu yapan? Oku bakalım diyor son birkaç cümleyi. Son birkaç cümleyi de okuyorsun sonra diyor ki zihin bak Bursa nasıl göz kırpıyor sana? Sen de Bursa ile Deniz arasında bırakıyor. E az önce Bursa ile Edirne yakın demiştik. E o zaman Edirne'de dursun diyoruz. Git. Bu soru bitti abi. Doğru yapma ihtimaliniz yok. Bakın arkadaşlar, soruyu nasıl çözdüğünüz, sorunun zorluğunu belirler. Mesela ben size şöyle bir anlatım yapsaydım aman arkadaşlar çok dikkat. Her satır önemli aman. Satır satır aman Allah'ım burada bu var, buradan bu çıkıyor, şuradan. Böyle anlatsaydım bu soruyu 10 dakikada çözemezdik ben size söyleyeyim. Bütün mesele sizin soruya yaklaşımınızda arkadaşlar. Lütfen gözünüzde büyütmeyin. Evet arkadaşlar geldik 10. soruya. Aşağıdaki araştırma sonuçları. oba çok orijinal bu. Ben bir 2004 yazayım da. 2024 ha. Sonra hocam sınav sorusunu söylemediniz demeyin. Çok iyi bir soru bu. İnanılmaz vakit kaybettirir ama taktiğimiz devreye yine girecek. Olumsuz soru olduğunu görüyorum. Bu sorulardan herhangi biriyle ilişkili değil diyor. Yani ben işte bunu A ile B ile C ile D ile atıyorum. Eşleştireceğim cevap Edirne diyeceğim gibi. Her soru bir şıkka karşılık gelecek. Bir şık boşta kalacak. 4 tane soru var çünkü. Şimdi mantık şu. Olumsuz soru bu. Bakın arkadaşlar ben burada ilk soruyu okur. Aşağıda cevapları aramaya kalkarsam vallahi de billahi de 10 dakikadan aşağı çözemem sizi bilmem. Benim 10 dakikamı alır. Tek tek soruyu çözüm, soracağım. Şıkları okuyacağım. Oldu. Bursa'ya ikinci soruyu soracağım. Şunu soracağım. Konuşabilirsem. Sonra tek tek şıkları okuyacağım. Ama biter mi abi böyle bir şey? Böyle bir soru olabilir mi ya? Böyle bir çözüm olabilir mi? Bakın mantık ortada. Önce seçenekler. Çünkü olumsuz soru bakın değildir diyor. Bitti. Önce seçenekler. Meyve sularının tatlandırılmış olanlarının dikkat. Doğal meyve sularına kıyasla yüksek miktarda şeker içerdiği ve bu nedenle daha az sağlıklı olduğu. Tamam. Tatlandırılmış olma daha az sağlıklı. Ben bunu saniyesinde yukarıda bulur elerim abi. Saniyesinde elerim. 5 dakika mı almaz? 5 dakika olmaz. 5 saniye mi almaz? Evet daha hoş. Bursa'dayım. Düzenli olarak meyve suyu içen bireylerin enerji seviyelerinin genellikle daha yüksek olduğu göz Tamam Enerji seviyelerinin yüksek olması. Bakın anahtar kelime avına çıkıyorum. Birazdan saniyesinde cevaba gideceğim. Tak 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 eleme yapacağız. Çünkü şıkları alarak gidiyoruz. Devam. Çocukların yetişkinlere kıyasla meyve suyu tüketiminin daha fazla C vitamini alabildiği. Bu nedenle özellikle büyüme çağındaki çocuklara meyve suyu tüketimi önerildiği saptanmıştır. Tamam. Büyüme çağındaki çocuklara eyvallah meyve suyu tüketimi önerildiği. C vitamini alabildiği. Tamam. Kırmızı meyve sularının diğer meyve sularına göre antioksidan kapasitesinin daha yüksek olduğu tamam antioksidan kapasitesi kırmızı meyvelerde daha yüksekmiş. Meyve suları özellikle sabahları içildiğinde metabolizmanın hızlandığına dair bir kanıt bulunmamıştır. Metabolizmanın hızlanması sabahları içilmesi. Şimdi başlıyoruz. Meyve suyu tüketimin sağlık üzerinde etkisi. E daha az sağlıklı oluşu. Bit. Meyve suyu içmek hangi yaş gruplarına? E, özellikle çocuklar, mocuklar demişti. Bit. Abi bu ya bu 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 bu. Bütün mesele taktik bilmek. Devam. Mevzu sorunu tatlandırmış olanlarını hani doğal olan arası. E tamam Adana'yı ben tekrar tekrar eleyebilirim yani. Her türlü oraya yürüyebilirim. Hiç sıkıntı olmaz arkadaşlar. Mevzu içmek. <laughs> Enerji seviyeleri nasıl etkiler? Yani burada da ben arkadaşlar çok rahat Bursa'yı eleyebilirim. Adana, Bursa, Ceyhan saniyesinde elendi arkadaşlar. Aynı zamanda meyve sularının bakın dikkat sağlık üzerindeki etkisi var ya şu soru. Bu bana aslında metabolizma ile ilgili şeyler de söyler. Sonuçta metabolizmanın hızlı ya da yavaş olması sağlıkla alakalı bir bilgi değil mi? Evet. Ben çok rahat ilk sorudan Edirne'yi de eleyebilirim. <laughs> Ama kırmızı meyve suyu falan Yok arkadaşlar. Bu soruyu sizden ricam şu hocam. 5 dakikanızı almaz. Bu soruyu durdurun silin hiç dinlememiş olun. Açın kitaptan. Tek tek soruya bakarak bulmaya çalışın. Yani soru cümle. Soru cümle. Şu an hala biz ikinci soruyu falan arıyorduk. Ben size söyleyeyim. Saniyelik sorudur bu saniyelik. Devam hocam. Hangisine karşılık söylenmiş olaydı? 11. sorudayız. <laughs> Empati kurma yeteneği bireylerin sosyal ilişkilerde başarılı olmalarında önemli bir rol oynar. Bir sanatçının izleyicisinin duygularını anlaması eserini daha etkili bir şekilde sunmasına yardımcı olabilir bitti. Bazı bireyler diğer insanların duygularını neden başarısızdır? Fena değil. Çünkü şöyle bir şey var. Duygularını anlaması eserin daha etkili sunmasını sağlar dedi. Yukarıda sosyal ilişkilerde başarılı olmak var. Yani başarı başarısızlık vurgusunu ben ilk cümlede hissettim. Dursun. Empati insanlar arasında iletişimi nasıl etkiler? İletişimi nasıl etkilediği bilgisi yok. Sanatçılar eserlerini oluştururken hangi duygusal süreçleri deneyimler? Sanatçıların eserlerini oluştururken hangi duygusal Geçtim bunu. Eleştirel düşünce ile empati arasında eleştirel düşünce... <laughs> yok abi yok. İlk cümlelerde yok. Sosyal ilişkilerde... Eleştirel düşüncenin rolü sos çok genel bir şey bu. Evet Adana ama kapalı arkadaşlar onu söyleyeyim zor yani. Biraz daha sanki böyle devam etsem dur bakalım. Eleştirel düşünce sınırlarını aşamayan birey genellikle yok 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 devamında yok. Yani bayağı bildiğiniz şuradaki başarılı olmak, eserin etkili bir şekilde ya da etkisiz bir şekilde sunma vurguları Adana'yı böyle ufak ufak hissettirdi öyle söyleyeyim açık söyleyeyim zor. Oldukça kapalı bir soruydu ama diğer şıkları bariz eleyebildiğim için yani 11'de Adana'ya gidebildim. Orada ufak bir göz işareti var ya bir göz kırptı bize bir göz kırptı onu hissettik çünkü durdurduk. Hani Adana'yı geç falan demedik Adana bir dursun dedik. Bursa Ceyhan Denizleri'ne bariz elendi Adana'da ufak ufak bir şey hissettik gittik doğru cevaba. Ne diyor aşağıdaki sorulardan parçalardan Canada Hangisi doğrusu? Aa evet bunu sordu arkadaşlar. Bu sınav sorusu olarak geldi yani bu format geldi. Bu da çok iyi. Ya ben buna da bir 2024 vurgusu yapayım ya. Valla ben buna da bir 2024 vurgusu yapayım. Çok iyi çünkü bu da. Ne diyor? Aşağıdakilerden yerden aşağıdaki parça hangisi bireylerin farklı yetenekleri olmasına rağmen öğrenme kapasiteleri nasıl değişiklik gösterebilir sorusuna cevap vermektedir. Yani yetenek ve öğrenme kapasitesi. Yetenek birey doğuştan gelen bir kapasitesidir ancak öğrenme ve deneyim. Ha şimdi bak yeteneği anlatmaya başladı. Öğrenme ve deneyimi de anlatıyor. Yani bayağı sorunun cevabı. Bireyin bu yetenekleri nasıl kullanabileceğini şekillendirir. Kendisini sürekli geliştiren bir birey. Çok güzel bir cevap olabilir bu. İnsanların genel zeka seviyeleri öldü. Bu öldü abi bu şık gitti. Genel zeka seviyesi derken abi yetenek de öğrenme kapasitesi de zeka çok genel bir giriş oldu. Doğal olarak aynı şeyi Ceyhan'da da görüyoruz. Duygusal zeka ile denizli çok sığ bir ifade. Edirne'ye baktığımız zaman olabilir bir ifade mi bakalım. Öğrenme süreci sadece kitaplardan. Evet bu güzel ama yetenek vurgusu yok burada. Şöyle hızlıca okuyorum tabii size konuşurken Edirne'yi de okuyorum. Yetenek vurgusu yok arkadaşlar. Kesinlikle doğru cevap Adana olacak saniyesinde cevaba gidilebilir. Harika. Bence güzel bir soru çözümü oldu. Baya faydası olacaktır. Umarım bütün soru tarzlarını görüştük konuştuk çünkü. E o zaman Haydi şu içindekiler kısmını ben bir açayım arkadaşlar. Hemen şuradan. Bir bakalım ne yaptık, ne ettik, neredeyiz, niye oradayız? Hemen bir göz atalım hocam. Şöyle bir gidelim, gelelim. 15. sorudayız. 15. gündeyiz daha doğrusu. Soru tarzındayız. Hangi soruya karşılık söylenmiştir? Buna da şöyle çok güzel bir tik atalım arkadaşlar. Silinmesin tikimiz. Evet silinmedi. Harika. Güzel. Bunu cebe koyarsanız bakın Rahat 2-3 tane sınav sorusu konuştuk bugün onu söyleyeyim. Bir tane gelecek bundan ama 2-3 modeli çıkma ihtimali çok yüksek olan 2-3 modeli konuştuk. Bence çok iyiydi. Bence çok iyiydi. Hele ki şey çok harikaydı. Kaçıncı soru? 10. soru sanırım. 4 tane soru verip hangi şıklardı cevabı değil çok iyi bir sorudur arkadaşlar. Bakın son 3-4 yılda o soruyu çok fazla sordular. Gelirse artık acayip hazırsınız. Yani şıkları alıp yürüdüğünüz zaman nasıl sahnesine gittiğinizi gördünüz arkadaşlar. E o zaman bir de şu beraber tık atacağımız noktaya doğru gidelim. Evet. Süper burada. Hang bu değil konu. Ha şu tamam. Hangi soruya karşılık söylenmiştir soru tarzı ikimiz attık hocam. Soru analizimiz yaptık. Artı bir net dedik burası için. Temel atma testimizi beraber gerçekleştirmiş olduk. Temel atma töreni diye de aklınıza kalabilir burası. Şu kısımsa sizde arkadaşlar. Çok ciddi bir ödevlendirme yapıyoruz. O yüzden arkadaşlar ara videolar atıyorum bazen paragrafla ilgili. Rehberlik videolar atıyorum ki diğer öğrenciler geride kalan öğrenciler yetişebilsinler. Çünkü çok yoğun gidiyor bu kamp. Yani ağır bir kamp bu aslında. Öyle basit öyle yatarak hadi hocam bir test çözeriz. Değil abi. Zaten benle birlikte 12. Bir de örnek soru var. 13 soru çözüyorsun. Bir de taktiği dinliyorsun. Bütün soruları tek tek açıklıyorum sana bir de. Yani sen bayağı zaten temel atma testinde yoruluyorsun. Bir de ardına 3 tane test koyuyoruz. Yani inanılmaz yoğun bir kamp aslında bu. İnanılmaz yoğun bir kamp. Aman dikkat arkadaşlar. E o zaman çok uzattık. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Lütfen bu taktikleri cebe koyun. Ama unutmayın taktikleri oturtun. Gidin çıkmış sorularda çözün. İlk 10 sorunun 9'unda gözünüz kapalı çat 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 gittiğinizi görünce diyeceksiniz ki tamamdır hocam. Ondan sonra istediğiniz soruyu çözebilirsiniz. Uzatın hocam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.